Merhaba arkadaşlar kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir yelek modeli yapım paylaşacağım. Aynı zamanda şal modellerinde de kullanabileceğiniz bir model. Ee, angora tarzı bir yünle yapacağım. Ee, İpimi uygun olarak da 7 numara tığ kullanacağım. Hemen şöyle yakından da göstereyim tığımı. 7 numara 1.30 milimlik bir tığ kullanacağım. Evet sizler farklı iplerde tabii ki tercih edebilirsiniz. Sizlerde iplerinizi hazırladıysanız ipinizi tığınızı modelimizin yapımına başlayalım. Evet şimdi modelime zincir çekerek başlıyorum. Çok sımsıkı çekmiyorum. Ne yapmak istiyorsanız e, istediğiniz büyüklükte zincirinizi çekerek başlayabilirsiniz. Toparlama yapmayan bir model arkadaşlar. Evet bakın bu şekilde zincirimi çektim. Şimdi zincirimi çektikten sonra tığın başını bir tane doladım. Taban kısmında 1, 2, 3, 4, 5 sayıyorum. 6. zincirimin üzerine battım. Tığın başını bir tane dolamıştım. İkisini bir çektim. Bakın bir tanesini bıraktım. Tekrar tığın başını bir doladım. Aynı yuvaya batıyorum. Aynı zincirin üzerine. 2 ilmeğimi çektim bir tanesini bıraktım tekrar tığın başına bir doladım aynı yere battım ikisini çektim bir tanesini bıraktım şimdi bakın tığımın üzerinde toplamda 4 tane e, bu şekilde ilmeğim var hepsini birlikte kapattım bu şekilde sabitledim şimdi sabitledikten sonra iki tane daha zincir çektim tığın başını bir tane doladım aynı yuvamın içerisine battım İkisini çektim, birini bıraktım. Tekrar tığın başına bir doladım. Aynı yere battım. İkisini çektim, bir tanesini bıraktım. Tekrar tığın başına bir doladım. Battım. İkisini çektim, bir tanesini bıraktım. Bakın bu şekilde. Şimdi bu dört tanenin hepsini birlikte kapattım. Bu şekilde sabitledikten sonra bir, iki tane zincir çekiyorum. Tığımın başını bir tane doladım. Şimdi taban kısmında 1 şöyle göstereyim. 1 2 3 atlıyorum. 4. zincirimin üzerine battım. İkili bir trabzan yaptım. Tığın başını bir tane doladım. Sıradaki zincirime battım. Yine ikili bir trabzan yaptım. Bir sonraki zincirimin üzerine geldim. İkili bir trabzan yaptım. Bakın 3 oldu. Bir sonrakine geldim. Trabzanımı yaptım. 4 oldu. 5 Bir tane daha yaptım. 6 tane ikili trabzan yaptım. 2 tane zincir çektim. Tığın başını bir tane doladım. 1, 2, 3 atlıyorum. 4. zincirimin üzerine battım. İkisini bir çektim. Bakın ilmeğimin birini bıraktım. Bir de vardı. İki ilmek oldu. Tekrar tığın başına bir doladım. Aynı yere batıyorum. İkisini çektim. Bir tanesini bıraktım. Tığın başına doladım. Yuvam içerisine battım. İkisini çektim. Bir tanesini bıraktım. Şimdi tamamını tek seferde kapattım. Ve sabitledim. Ardından iki tane zincir çekip tığın başını doladım. Aynı yuvamın içerisine batıyorum ikisini çektim birini bıraktım tekrar tığın başına bir doladım aynı işlemi yapıyorum 3 kez Evet bakın şimdi tığımın üzerinde 4 tane ilmeğim var hepsini birlikte bu şekilde kapattım kapattıktan sonra yine iki tane zincir çektim tığın başına bir tane doladım taban kısmında 1 2 3 tane atladım dördüncü zincirimin üzerine battım ikili trabzan yapıyorum. Her bir zincirime bir tane olmak üzere toplamda 6 tane yan yana 2 oldu. Bir sonrakine battım. Trabzan yaptım 3 oldu. Bir sonrakine batıp trabzanımı yapıyorum. 4 oldu. 5 ve 6. Bu şekilde 6 tane ikili trabzanımı yaptım. Şimdi 2 tane zincir çektim. Tığın başını bir tane doladım. Taban kısmında yine 1, 2, şöyle 1, 2, 3 atlıyorum. 4. trabzanın üzerine battım. İkisini çektim. Bir ilmeğimi bıraktım. Tekrar tığın başına bir doladım. Aynı yere batıyorum. İkisini çektim. Birini bıraktım. Tekrar yapıyorum. Aynanı şimdi tığım üzerinde 4 ilmeğim var. Hepsini bir kapattım. 2 tane zincir çekip tekrar tığın başını bir doladım ve aynı işlemi tekrar yapıyorum 3 kez. Evet bu şekilde ve hepsini kapatıyorum bu şekilde. Kapattıktan sonra tığın başını bir tane doladım. 1 2 tane atladım. 3. zincirin üzerine batıp ikili bir trabzanla yükselttim. bir zincir çekip e, pardon 1 2 ve 3 tane zincir çekip döneceğim şimdi ilk sıramız Bu şekilde arkadaşlar modelimizin kurulumu şimdi Döndüm ikinci sıramda da aynı işlemi yapacağım Tığın başına bir tane doladım Hatta şurada 3 diş 4 tane çekelim kenar kısmı toparlama yapmasın tığın başına bir tane Doluyorum buradaki yuvamın içerisine girdim 2 ilmeğimi çektim bakın birini bıraktım tekrar tığın başını bir doladım battım İkisini çektim, birini bıraktım. Tığın başını bir doladım, battım. Bu şekilde ve hepsini birlikte Kapat Şimdi kapattıktan sonra arada iki zincir çekiyorum. Tekrar yapıyorum aynından, aynı yuvamın içerisine. Evet. Şimdi kapattım. İki tane zincir çektim. Tığın başını bir tane doladım aradaki 6 tane olan trabzanımı yapıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 2 tane zincir çektim tığın başını bir tane doladım yine yuvamın içerisine geldim Bakın bu şekilde hepsini bir kapattım ve iki tane zincir çektim. Tekrar tığın başını doladım aynı yere. Bakın. Hepsini bir Kapat Bu şekilde arkadaşlar sıramın sonuna kadar aynı şekilde devam ediyorum. Evet şimdi bakın şu son kısmını birlikte yapalım istedim. Tığın başını bir tane doluyorum. Yine buraya batıyorum yuvam içerisine. İkisini bir kapattım. Bir tanesini bıraktım. Tekrar tığın başını bir doladım. Yine ikisini alıyorum. Bir tane ilmeğimi bırakıyorum. Bu şekilde sonra hepsini bir kapattım. Arada iki zincir çektim. Tekrar yapıyorum aynından. hepsini bir kapattım. Şimdi kapattıktan sonra kenar kısmı düz çıkması için tığın başını bir tane doladım. Hemen buradaki bakın kenar e, zincirimin trabzanın üzerine battım. ikili trabzan yaptım. Bir tane zincir çektim ve örgümün diğer tarafını çevirdim. Şimdi bu sırada artık modelimizi kuracağız. Şimdi hemen şu yanındaki bu aradaki şu boşluktan bir sık iğne yapıyorum. Daha sonra bu üç trabzanı bir kapatmıştık. Hemen bunun tepesinde şurada minik bir yuvan var. Buraya batıp bir tane sık iğne yaptım. Şimdi yuvamın içerisine girdim. Bir ve iki sık iğne buraya yaptım. Daha sonra bu yine üçünü bir kapattığım yer var. Buraya da bir sık iğne yaptım. Arada iki tane zincirim var. Bu iki zincirimin üzerine bir, iki tane sık iğnemi yaptım. Daha sonra geldim şu ilk trabzanımın tepesine bir tane sık iğne yaptım ve tığım başını 3 kez doladım. Tığım başını 3 defa doluyorum. 6. trabzanımın üzerine battım. 2 2 ve 2 olmak üzere üçlü bir trabzan yaptım. Bu iki taneyi kapatmıyorum. Tığımın üzerinde kalıyor. Burada bir tane zincir çekip burayı sabitliyorum açılmaması için. Şimdi bu şekilde sabitledikten sonra bu ikiyi saymıyorum. Şu şekilde parmağımla tutuyorum. Alt boşluğundan girdim. Tıpkı e, fıstık oyası yapan arkadaşlarım bilirler fıstık yapar gibi. Bakın buradan bir ilmek aldım. Zincir çektim. Hafiften serbest bırakıyorum. bir. Bunu bir kabul ediyorum. Şu baştaki ikiyi hiç saymıyorum. Şimdi devam ediyorum. Aynı işlemi yaparak 2, 3, 4, 5 6 7 8 9 ve 10. Şimdi 10 tane yaptım bu şekilde. <laughs> 11. yine trabzanımın üzerine batıyorum tepesine. Ve bu şekilde 11. yaptım. Şimdi 11 tane yaptım. Başta da vardı 2 onları saymadım ama onlardan sonra toplam 11 oldu. Onlarla 13 tane ilmeğim oldu tığım üzerinde. Tıpkı Tunus işi tekniğinde yaptığımız işlem gibi her birini 2 2 çıkartıyorum bakın. En baştan itibaren hep 2. Bu şekilde ilmeklerimi tığım başına alıyorum. İkisini çıkarıyorum. Tığımın başına alıyorum. 2 ilmeğimi çıkarıyorum. Bu şekilde hepsini 2 2 çıkartıyorum. Tığımın üzerinde bir ilmek kalıncaya kadar. Evet bakın bu şekilde. Şimdi bunu yaptım. Bunu şu şekilde elimle yatırıyorum. Bu arada şurayı hemen göstereyim. Bakın şu trabzanıma batıyorum. Bir de şurada minik bir ilmek görünüyor arkadaşlar. Buna da batıyorum şu şekilde. Ve buraya hemen bir sık iğne yaptım. Sonra diğer trabzanlarımı yapıyorum. 2 3 4 5. Şimdi 5 tane yaptım. 6.'ya da yine arkadaşlar aynı şekilde buradaki trabzanıma ve hemen şu kısmına bu şekilde battım. Toplam 6 tane sık iğnemi yapmış oldum. Sonra şu arada 2 zincirim vardı. Onun üzerine yine bir 2 tane sık iğnemi yaptım. Daha sonra üçünü bir kapatmıştık. Onun tepesine yapıyorum bir sık iğne. Şu aradaki iki zincirimin üzerine geldim. Bir iki tane sık iğne buraya yaptım. Bir tanesini buraya yapıyorum. Zincirimin üzerine yapıyorum. 2 tane sık iğne. Daha sonra buradaki trabzanlarımın tepesine Bakın buraya batıyorum. Birinci trabzanıma Bir sık iğnemi yaptım. Tığın başını 3 defa doladım ve 6. trabzanımın üzerine battım. 2 2 ve 2 olmak üzere üçlü trabzan yapıyorum. Bir zincirle burayı kilitlemiş oluyorum bu şekilde. Alt boşluğundan girdim, ilmek aldım. Zincir çekip hafif uzattım. Alt boşluğundan giriyorum, ilmek alıp zincir çekip uzatıyorum 2. Alt boşluğundan girdim, ilmek aldım, zincir çektim. 3 oldu. 4 5 6 7 8 9 ve 10 10 tane yaptıktan sonra şimdi 11. şuradaki son trabzanın üzerine batıyorum ve 11. yaptım. Şimdi bunları bakın ikişer ikişer böyle 2 <laughs> 2 olacak şekilde çıkartıyorum ikişer ikişer hepsini 2 iki, 2 çıkarıyorum Evet hepsini ikişer ikişer çıkardıktan sonra bakın buradaki en baştaki yani birinci trabzanımla şuradaki tek hemen belirgin duran birinci ilmeğime batıp sık iğnemi yaptım. Birinci trabzanın üzerine sık iğne yapmış oldum. Devam ediyorum. 2 3 4 5 ve 6. trabzanıma da yine aynı şekilde öndeki bakın şöyle göstereyim bu ilmekle birlikte batıp sık iğnemi yaptım. Şimdi şu aradaki iki zincirimin üzerine yine 1 ve 2 tane sık iğne yaptım. Daha sonra geldim burada birinci e, üçünü bir kapatmıştık Bir tane yuva oluşuyor. Onun tepesine bir sık iğne. Aradaki bir ve iki zincirimin üzerine bir sık iğne yaptım. Bir tane bu tepeye sık iğne yapıyorum. Hemen şu arasına bir sık iğne yaptım. Bir tane de kenar trabzanın üzerine sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çekip döneceğim. Bakın modelim ortaya çıktı arkadaşlar gerçekten çok güzel çok gösterişli bir model oluyor. Şimdi bundan sonrası hep iki sıradan oluşuyor. Bu sıramda Tığım başını şöyle 3 zincir çekmiştim. Bir tane daha yapıyorum. Bu dönüşte 4 zincir çekelim arkadaşlar. Tığın başını bir tane doladım. Bakın direkt bu yuvamın içerisine girdim. İki ilmeğimi çektim. Bir tanesini bıraktım. Tekrar tığın başına bir doladım. Yuvam içerisine girdim. İki ilmeğimi çektim. Birini bıraktım. Tığın başını bir doladım battım. İkisini çektim, birini bıraktım. Şimdi hepsini birlikte kapattım. Bu şekilde kapattıktan sonra iki tane zincir çektim. Tekrar tığın başına bir doladım. Yine aynı yuvamın içerisine battım. İkisini çektim, birini bıraktım. Tığın başını doluyorum. ikisini çekip birini bıraktım. Bu şekilde üç kez yaptım ve tığım üzerindeki 4 ilmeğin hepsini birlikte kapattım. Şimdi kapattıktan sonra burada 2 tane zincir çektim Tığımın başını bir tane doladım hemen şu trabzanların hizasından yeri belli zaten bakın buradan başlıyorum İkisini bir ikisini bir çektim bu şekilde ikili trabzanlar yaparak 6 tane trabzanımı yapıyorum 3 4 5 6 Şimdi 6 tane tırabzanımı yaptım. 2 tane zincir çektim. Tığın başını bir tane doladım. Bu yuvamın içerisine battım. İkisini çektim, birini bıraktım yine. Aynı işlemi yapıyorum. İkisini çektim, birini bıraktım. Yuvam içerisine girdim. 2 ilmeğimi çektim, birini bıraktım ve hepsini birlikte kapattım. Şimdi hepsini bir kapattım. Bu şekilde sabitliyorum. Sabitledikten sonra 2 zincir çekiyorum. Tığım başını tekrar doladım. Yine yapıyorum aynını. Evet şimdi hepsini bir kapatıp sabitledim ve iki tane zincir çektim tığın başını bir tane doladım buradan bakın ilk trabzanın üzerinden başlıyorum İkili trabzan yapıyorum bir iki 3 4 5 ve 6. Alt. 6 tane trabzanımı yaptım. 2 tane zincirimi çektim. Tığın başını bir tane doladım. Yuvamın içerisine girdim. Yine aynı işlemi yapıyorum. <laughs> Hepsini bir kapattım. 2 tane zincir çektim. Tekrar yapıyorum aynını. Hepsini bir kapattım. Şimdi kapattıktan sonra arkadaşlar tığın başını bir tane doluyorum. Kenar kısmı düzgün çıkması için hemen şuraya batıyorum. İkisini bir, ikisini bir çektim ve bir tane zincir çekip döneceğim. Şimdi Bundan sonrası hep tekrarlayarak devam ediyor. İki sıradan oluşuyor. Yine örgümün arka yüzünü çeviriyorum. Sık iğneli kısmı yapacağım. Yani model kurduğumuzun, e, kurduğumuz sıranın aynını yapacağız yine. Hemen şu ara boşluğuna girip bir tane sık iğne yaptım. Bir tane bu üçlük bir toplamıştık. Bunun tepesinde minik bir yuva oluşuyor. Buraya bir sık iğne yapıyorum. Yuvamın içerisine bir, iki tane sık iğne yaptım. Bir tane yine tepesine bir sık iğne yaptım hemen şu iki zincirin üzerine sık iğnemi yaptım 2 tane. Şimdi tırabzanımın tepesine bir sık iğne yaptım ve tığım başına 1 2 ve 3 kez doluyorum arkadaşlar. Şimdi 3 tane doladıktan sonra 6. tırabzanıma batıyorum. 2 2 ve 2 olmak üzere 3 defa da çektim. Bir zincirle sabitledim Şimdi Bu iki taneyi saymıyorum Alt boşluğundan girdim bir ilmek aldım Zincir çektim hafif serbest bıraktım 1 Tekrar yapıyorum aynı işlemi 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Şimdi 10 tane yaptım. 11. trabzanın tepesine yaptım. Aynı şekilde şimdi ilk baştan başlıyorum. 2 2 şeklinde çıkarıyorum. Hepsini ikişer ikişer olmak üzere çıkararak sıranın başına kadar devam ediyorum. Evet hepsini iki iki çıkardım. Şuradan ilk trabzanımdan giriyorum. Bu şekilde sık iğne yapıyorum. Her bir trabzanın üzerine bir tane olmak üzere. Evet bakın 5 oldu. 6. trabzanıma öndeki şu ilk ilmeğimle bir batıyorum ki e, havaya kalkmasın. Hani böyle açılma e, yapmasın. Yukarı kalkmasın. Böyle aşağı doğru dursun diye. Bu şekilde yaptıktan sonra aradaki iki tane zincirin üzerine yine iki sık iğne. Buraya bir sık iğne. Yuvamın içerisine bir. iki tane sık iğne yaptım. Buraya da bir sık iğne. Zincirimin üzerine iki tane sık iğne yaptım. Ve trabzanın üzerine bir tane sık iğnemi yaptım. Şimdi trabzanın üzerine bir sık iğne yaptıktan sonra yine tığın başını 3 defa doladım. İlk başta yani şöyle 6 trabzanımın deyip En sondaki trabzan üzerine batıyorum 2 2 ve 2 olmak üzere üçlü trabzan yaptım bir zincir çektim Alt boşluğundan girdim Bir zincir çekip serbest bıraktım aynı şekilde devam ediyorum 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Şimdi 10 tane yaptım. 11. en sondaki trabzanın üzerinden alıp aynı şekilde yapıyorum. Şimdi ne yapıyorum? Bunları ikişer ikişer çıkarıyorum. tığım üzerinde bir ilmeğim kalıncaya kadar. Evet. Hepsini bu şekilde çıkardıktan sonra bakın hem bu trabzanımı hem de şurada görünen ilmeğimi ikisine birlikte sık iğnemi yaptım. Sırayla 2 3 4 5 bir de buraya yaptım 6. Alt. 6 tane sık iğnemi. 6.yı da yine öndeki ilk ilmeğimle bir alarak yapıyorum. Zincirimin üzerine yaptım iki sık iğne bir tane bu üçünü topladığımızın tepesinde oluşan bir minik yuvam var oraya bir iki tane yuvamın içerisine bir tane buraya bir buraya bir de kenar trabzanın üzerine yapıyorum 1 2 3 4 zincir çekip döneceğim bakın modelim ortaya çıktı ben burada size iki model üzerinden anlattım biraz daha büyük bir parçanın üzerinde hazırlayıp size hemen nasıl durduğunu göstereceğim. Evet arkadaşlar bakın modelim bu şekilde ee, büyümüş hali çok daha güzel durdu. Arka yüzü bu şekilde. Evet hem çok gösterişli hem çok farklı bir model oldu. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler. Videomu beğendiyseniz kalp bırakmayı, beğeni unutmayın. E, bu şekilde bana destek verirseniz çok mutlu olurum. Kanalıma abone olarak, e, videolarımı sosyal medya hesaplarınızda paylaşarak beni desteklerseniz çok sevinirim. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.